Barış TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Canlar, artık sayın seyirciler yok. Siz canlısınız. Çok seksi açtın programı. Abi ben seksi dikkatim. Hiç kesin gördüm ben. Kışın böyle değildi. Kışın ya, kışı gördüm çünkü. Yaz gelince şey değişti. Kim var yanında? Aa, kim var? Uzman. Üstad Aylin Hoca burada. Aylin Hoca, hoş geldin. Hoş bulduk. Aylin. Hoş bulduk. Bak soyadını okuyorum. Aylin Hoş Zeban değil mi? Hoş Zeban. Evet, Hoş ne Zeban. Ne anlama geliyor? Tatlı dil. Tatlı dil. Tatlı dil. Farsça. Hoş tatlı demek. Dil de hocam, Zeban da dil biraz demek. Bağlantılar da var. Hani evet. İran, Azerbaycan. Evet. Biraz onlardan da bahsedelim. Evet, benim babam Azeri, İran Azerilerinden. Annem buralı. Melezim. Melezim, İstanbul'da Melezim doğdum. Var değil mi evet, hocam? Melezim. Hocam baba da profesördü değil mi? Diş hekimiydi. Evet, çene cerrahıydı. Allah rahmet eylesin. Baba mesleğini yapıyorum ben de. Küçükken merak ediyor muydun? Nasıl oldu? Evet. Ya şey, sanatçılar genelde hep diyorlar ya, 2 yaşından beri sanat dünyasına. Evet, kızlar ki neyi sever? Düşünsene. Kızlar kim neyi sever? Kızlar doktorları babalarını sever. Özellikle ne yapar? Baba doktorsa da daha çok seversin. Genetik. Genetik. Hayır, oradan yiyor. Düşünsene. Portaküler falan böyle şeyler. Onların mesimleri evet, var ya böyle bir sürü sapı. Ya da çalışıyorsun. Hocam şimdi evdesin, bir çocuğunuz var. Evet. Mutluluklar dileriz. Teşekkür ederim. Evde ne konuşuyorsunuz ya? Bu diş hekimleri evde ne konuşuyor? Çok merak ediyorum. Sen şunu dinliyorsun. Ayrıca eşi de doktor. Tamam işte ne konuşuyor? İki doktor ne konuşuyor? Ya bu dil ne kestin ha? Hanım bu. Ya iyi kestim. Sen ne yaptın? Evet, aynen öyle bir muhabbet. Sen neyi kestin, ben neyi kestim. Ama ilk eşim diş hekimi değil. Çünkü diş hekimleri bir araya gelince gerçekten sırf diş hekimliğiyle çok ilgili konuşuluyor. O da çok sıkıntı oluyor. Farklı bölümler olduğumuz için. Farklı odalarda oturuyorlar. Bir... Oluyor mu peki? Yani günün nasıl geçti dediğinde direkt iş mi konuşuluyor? Yok, hiç eş konuşmuyoruz. Ya 50 tane randevu hiç var. Hiç eş konuşmuyoruz. 13 ev plan, 8 tane randevu kaplama. Ya bu acayip bir şey ya bu. Kesinlikle, vallahi yani. Evet. Çocuk ne yapıyor? Çocuk da ayağa giyiyor, şey yapıyor. Yeklam, çocuk, anne baba. Çocuk şu anda kargo uçağı pilotu olmayı hedefliyor ve savaş uçağı pilotu olacak. Hedefi o. Yeter mi? İki bakalım, tane ekim var. Pilot diyor, olacak diyor. Yani. Çocuk pilot peki yapacağız. Ben istemiyorum. Niye? Ne istiyorsunuz? Topçu mu? Ya futbol? Şöyle. Ne olsun? Topçu, hayal, popçu, hukukçu ne? Yok hayır, öyle şeyler istemiyorum. Tabii ki kendi tercihi ama şimdi savaş uçağı pilotu olmak bilmiyorum. Şu an savaş bir anne olarak olmak, evet, biraz şey tedirginlik yaratıyor bende o konuda tabii ki. O demek ki oyun ki oynuyor. Oyun oynuyor. Bayağı ilgili oynuyordur ve çok zeki bir çocuk bu arada. Vallahi ben tanışmadım ama. Ya, evet, ama zeki de bu anne babadan zaten. Kesinlikle başka bir şey çıkmaz. Asalak çıkmaz yani. Aynen öyle. O yüzden peki, çıkar. Hocam şimdi evet talk show programı olduğumuz için bunları konuştuk ama evet, sizin birazcık da branşı konuşmamız lazım. Evet. Türkiye'de biz dişlerimize bakabiliyor muyuz? Aha, dişlerle duracağım. İşte, dişler bakabiliyor. Senin çok güzel. Ya diş eti çıktı. Beyaz kuşum, korkma. Diş etinde 60 gün yatacaksın, geleceksin. Yusuf, Yusuf, Yusuf. Diş etinde ufak bir sıkıntı var ama gene şey, de güzel. Olmaz değil mi? Bu iki enenli de, enenli de. Yani. Hocam ben yapabilir miyim? Ya. Bana yetki verir misin? Sana yetki veriyorum. Bana göstereyim, ben aynısını yaparım. Ufun dişlerini sen ben yap. Ben yapacağım. Hocam biz aslında Anıl'ın dediği çok doğru. Biz dişimize iyi bakıyor muyuz Türkiye olarak? Ama gerçekten bakmıyoruz. Maalesef bakmıyoruz. Yani eğitim durumu, konumu ne olursa olsun kesinlikle birazcık ağız hijyeni konusunda nasıl olmalı sıkıntılı hocam? O kadar günlük bakım nasıl olmalı? Çok basit. Bir sabah, bir de gece uyumadan önce fırçalanacak. Bu o kadar kadar. Bazen bana soruyorlar diş macunu öner. Diyorum ki mekanik temizleme çok önemli. Yani düzenli fırçalayın. Tamam, macun da tabii ki kullanılsın ama hani düzenli fırçalama çok önemli. Bak öküze bak. Ufuk öküzüne bak. Şimdi ben düzenli fırçalıyorum o zaman. Bu diş eti niye çıktı bende? bazen cahil bir telaffuz etmediğim zararlı bir takım alışkanlıklar var ya. Sağlığa zararlıdır. Hani, sağlığa zararlıdır. Onlar tabii ki tetikliyor diş eti. Hocam bir de telefon sorusu var şimdi. Peki doğru fırçalama nasıl hocam? Doğru fırçalamayı gösterir misiniz? Yuvarlak hareketler. Yuvarlak keşke diş fırçası getirseydin keşke yanımda. Keşke hiç düşünmedik onu. Valla ben eczanede görmüştüm ha. Alayım mı diyorum. Sen nasıl fırçalıyorsun? Ben nice kaplumbağalar gibi bir yandan. Yuvarlak. Ama şöyle yuvarlak hareketleri gerçekten yapamıyorlar ya da zorlanıyorlar. Özellikle alışkanlı olmayanlarda. Ben de hep şu öneride bulunuyorum. Üst çenede
yukarıdan aşağı doğru süpürerek, aha, alt çene de tam tersi. Tabii ki ileri geri hareketler çiğneme yüzeylerinde. Bölge bölge ayırmak mı doğru hocam fırçalarken? Bölge bölgeli de ayır, yani işte bu alışkanlığa bağlı. Şimdi alışmış insan için çok pratik geliyor. Minimum bölge ne kadar bölge fırçalamalıyız peki? Tabii ki 2 dakika ya da 3 dakika. Kum saatleri var ya. He. Küçük kum saatlerinden koyacaksınız önünüze. Başlayacak böyle. Başlarken başlayacak. Bir şey söyleyeceğim. Bitince... Benim arkadaşım mesela 10 dakika fırçalıyor. Çok fazla. Fırçalamanın da zararı var mı? Tabii ki mineyi aşındırırsınız. Hem diş etlerini. Evet. Ve aşırı hassasiyet oluşur. O yani obsesiflik birazcık. Bu diş eti nasıl çekiliyor hocam geliyor dese? Bu benim mesela bende şişmiş diş eti. O nasıl şimdi çok çekiliyor? Nedeni var. Bazen hani hiç fırçalamıyorlar. Diş taşları oluşuyor. Hı-hı. Gerçekten böyle kaya, inşaat gibi diş taşı oluyor. Ha. Dolayısıyla da diş taşları yerleştikçe diş etini ittiriyor aşağıya doğru. O zaman diş taşı temizliği yapmak gerekiyor. Evet, 6 ayda bir rutin bakım kesinlikle şart. Temizlik mi? Evet, temizlik. Diş temizliği. Diş temizliği. Bunun farkı ne hocam? Diş taşı temizliği de diş temizliği ayrı bir şey mi? Düzenli hekim kontrollerine gidenlerde, düzenli diş fırçalayanlarda, fazla sağlığa zararlı olanlardan, kullanmayanlarda zaten fazla bir şey olmuyor. Biz onlara hafif bir fırçalayıp gönderiyoruz 6 ayda bir. Hepimiz ama özellikle tabii zararlılardan kullananlarda, çok aşırı tüketenlerde de 3 ayda bir falan gerekiyor zaten. Kafede 3 aydır vesairedir. Evet. Burada minik minik lekeler oluşturuyor ve 6 ayda bir muhakkak. Ama muhakkak gitmek lazım. Kahveden önemlisi çay daha çok oluşturuyor. Muhakkak. O evet. Sarartıyor doğal olarak. Özellikle dışarı dışarıda içtiğimiz çaylar çok koyu falan içiliyor, evet, ya. Boyar peki, madde de oluyor. Hocam birçok hasta geliyor, evet, ki birçok sanatçı dostumuz da size geliyor. Evet. En çok rastladığınız hastalık ne? Diş rahatsızlığı olarak. Genelde çok diş eti problemi oluyor. Yani diş eti iltihabıyla karşılaşıyoruz. Bir de şöyle bir algı var. Hani gece fırçalamayayım da gece sabah uyanınca fırçalarım. En önemlisi fırçalarım. Gece ama ya. En önemlisi gece. Şimdi o da olunca bazen geliyorlar. Yani biz her şeyi yapıyoruz ama niye böyle? Sabah fırçalıyorsunuz. Hiçbir anlamı hocam, yok. Bu ünlülere sorayım. Size ünlüler de geliyor. Evet. En mızmız olan hangisi? O da bende saklı kalsın. Söyle bir tanesi. Ama onlar şimdi ya çok böyle secret. Ya bizim de sevdiğimiz dostlarım. Bilelim mızmızı yani, bilelim. De ona göre biz de, biz de ona yani göre. Yani. İsim vermeyeyim gerçekten. Bayılan mı var mı? Bayılan genelde anım bayıldı diyor. Bayıldım lan sen niye bayılayım? O bayılmaz ya, o güzel ama düşünce. İğneden korkmuyorum. İğneden korkmuyorum. Hiç korkmuyorum. Oğlum neden korkmuyor? Hanımdan korkmam. Ne yapıyor? Aa hanımdan korkuyorum. Biliyor musun hiç yani ünlülerden bayılan oldun mu? Ünlülerden bayılma değil de genelde bizim koltukta bir fobi olduğu için bir tansiyon düşüklüğü hafif bir ama yaşıyorlar genel bir olarak. Tansiyon düşüklüğü oldu. Evet oluyor, tansiyon düşüklüğü anestezi oluyor. Ama. Sonra birazcık şöyle bir yatırır tabii pozisyonu getiriyoruz. Gerekirse besliyoruz. Tabii ki gerekirse da besliyoruz. Çikolatanın sütle falan. Her şekilde meyve suyu, kek, ne gerekirse ne yani. Çorba. Hocanın müthiş bir menüsü. Adana istedi. Adam Adana'yla da besliyoruz. Yok yok diyorum sana. Ne evet. Adana'sı? Adana'yı nereye götürür istesen ya? Paça da isterseniz paçayla da besliyoruz. Paça Allah'ım. Evet. Hatta evet, doğal kolajen. Operasyonu yapmadan evvel bir paça içeriz. Size bir paça içiririz. Paça evet mı? Paça kelle paça. Kelle paça. Kelle paça. Oo, İşkembe isterseniz. Çok güzeldi. Kelle paça da güzeldi ama. Güzel, güzel. Yani. Evet hocam şimdi olsun, artık programın son dakikalarına geldik. Evet. Şimdi biliyorsunuz ki bizim bir tuş kilidimiz var. Evet. Onun şifresini çözmenizi. Beni terbiye edeceksiniz. Çözmenizi istiyoruz. Peki. 3 rakam vereceğim. 4 rakamımız var. 1, 9 ve 9'u verdik. 3. rakamı arıyoruz. Aya. İlk ayak basımı hangi yılda gerçekleşmiş? Çok rahat bir 1900 kaç 9? Evet. Burada 3 rakamı verdik size. Eyvah. Gördüğünüz gibi 3 rakam burada. Evet. 3. rakamı arıyoruz. 1'den 9'a kadar bir rakam. Ya hocam alacağız. Şimdi bilirsiniz bunu. Bilirsiniz. Aya ilk basın. Bir de sizin koltukta aya ilk basanlar çok olur. Belli zaman sonra aya çıkıyorsun. Tabii aya çıktıktan sonra çıkıyorsun. Kaç yıldızlar filan. 1'den 9'a kadar bir rakam. 1900 kaç 9'dur? Cevabını söyleriz. Mızmızı söyleyin bize kim? Kim mızmızı? Eyvah çok terledim. Kaç olabilir? 49 mu? Vallahi bilmiyorum ben. Aya ilk. Bilmiyoruz hocam. Ya aya yani. Eyvah. Alnından öpeyim aya ilk ayak basanı yani. Bilmiyoruz. 1'den 9'a kadar bir rakam alalım. Saç ekim merkezimizden. Yeşim Hanım'dan. Saça gidireyim. Takipçilerinize yollarsınız. Aynen. Evet. Enişte bilir mi? Kaç aya olabilir? Ilk. Bilir, ben de biliyorum 4, ama. 4, 5, 6, 7. Bastınız siz. 59. 59. 59. Armstrong yaşıyor muydu o zaman? 59.
Niye hocam, sen şanslı mısın? Yok ulan bayağı. Pek değilimdir. Ben de öyle. Hiç ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Hiç maalesef değilimdir. Ki evet. 1959 değil. 1969 olacaktı. Çekleri kurtardık. Evet, ama siz evet çekti. Ama benim kafamı karıştırdım. 1969 üçüncüyü hocam, bul diyorsunuz. Diyorum ki 69 ama niye sürü, bana üçüncüyü bul diyor. Ben bir sürü tarih yazıyorum ki insanlar. Neden kafamı karıştırıyorsun? Hani diyorum 69 zaten ama niye bana üçüncüyü bul diyor. Yılın. Yani lafım oldu. Maalesef ki oluyor. Anladım. Oluyor. Özel hayatımızda olsa evet. Canımız feda. Hocam, çok fena yanılttınız. Hocam var mı selam göndermek? Evet. Selam göndermek istediğim tabii ki. Sizin çok bütün... yakın arkadaşınız var. Sevgi mesela. O... Sevgi Cine. Canım arkadaşım seni çok seviyorum. Evet, sevgi tabii. Yani. Ama tabii gibi ki. Var. Evet. Kesinlikle. O da üstad. Kesinlikle. Çok güzel, çok yakın bir arkadaşım. Çok sevdiğim bir arkadaşım ama tabii ki herkese, tüm dostlarımıza, kliniğimizdeki çalışanlarımıza. Eşinize. Oğlunuza. Onu unutmayın lütfen. Ben hatırlatayım eşinizi. Tabii ki eşime, oğluma. Aile savaşı yapmayalım bu dönemde. Yapmayalım. Siz neydi eşinizin? Gökhan. Gökhan Bey'e biz de selamlarımızı gönderelim. Selamlar. Hocam ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Abone olması için bir seslenip bakalım. Tabii ki. Ben de abone değildim ama sizi izledim. Abone olacağım. Herkesi Tuş Kilidine abone olmaya davet ediyorum. Bekliyoruz. Herkes abone olsun. Evet. Net. Anıl çok güzel bir ses. Herkes abone olsun. Bu da eğlence. Çünkü buraya gelen herkes kazanıyor. Ne kazanıyor? Gün içinde, akşam, uykusu kaçınca insanlar bizi izliyor, neşeleniyor, gülüyor. Mutlu mesut hayatlarına devam ediyorlar. Bizim de tek vaadimiz mutluluk. Hadi mutluluk Ufuk. Mutluluk ve eğlence. Hoşçakalın.